Türkiye'nin en önemli savunma sanayi projesi Milli Muharip Uçak TFX, 32 ay sonra yeniden ülke dışına çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Asya'nın en önemli havacılık organizasyonları arasında yer alan ve 2 yılda bir gerçekleştirilen Singapur Air Show'a katıldı. Fuar kapsamında, Milli Muharip Uçağın tam ölçekli maketi Asya pazarında ilk kez boy gösterdi. Milli Muharip Uçağın tam ölçekli maketi ilk kez Haziran 2019'daki Paris Air Show'da sergilendi. Türkiye'de ise ilk kez İstanbul'da sergilenen Milli Muharip Uçak, COVID-19 salgını nedeniyle yaklaşık 3 yıl boyunca Türkiye dışına çıkamadı. Singapur Air Show ile birlikte Milli Muharip Uçak ikinci kez Türkiye dışında sergilendi. TUSAŞ, Milli Muharip Uçağın ilk prototipinde kullanılacak parçaların üretimine başladı. İlk prototipin bu yıl tamamlanması ve 2023'te motor çalıştırarak hangardan çıkması planlanıyor. Milli Muharip Uçağın ilk uçuşunu da 2026'da yapması amaçlanıyor. Milli Muharip Uçağın 2031 yılına kadar yerli bir 5. nesil avcı uçağı olarak hizmete girmesi hedefleniyor. TUSAŞ, Singapur'da özellikle Asya-Pasifik bölgesindeki iddiasını ortaya koydu. Şirket başta Malezya olmak üzere bölge ülkelerinde güçlü şekilde varlık göstermeyi amaçlıyor. TUSAŞ, jet eğitim ve hafif savaş uçağı, Hürjet ile Malezya'da açılan ihaleye katıldı. TUSAŞ ayrıca Kazakistan ile Anka insansız hava aracı satışına yönelik anlaşma imzaladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, yaklaşık 12 bin çalışanıyla havacılık, uzay ve savunma sanayisinde küresel oyuncular arasında yer alıyor.